Tamam Nazire, tamam, görüşürüz. Ne diyor? İzin istedi. Bahar'ı istemeye gideceklermiş. Kemal ısrar etmiş. Ne? Nazire! Nazire dedim! Duydu mu acaba? Nerede bu kadın? Kahvemi unuttu yine. Yaparım ben. Otur sen. Senden yüz buluyorlar zaten. Herkeste bir gevşeklik. Nerede bu? İzin istedi. Telefon açtı da hastaymış. Daha çok hasta oldu. Sen de bu rahatlık olduktan sonra. Cüneyt Efendi neredeler peki? Gelmediler mi akşam? Geç geldi de sonra çıktı tekrar. Çıkar. Çıkar. Herkesin buraları bir gevşedi bu evde. Kardeşi söz almış. Şirketin anlaşması iptal olmuş. Cüneyt Bey'in umurunda mı? Babacığım, bu Cüneyt ne yapsın değil mi? Yani Kemal'i zorla handına döndüremez ki. Ne? Bozacım, şahidi şuracım. Yahu siz doğru dürüst abla abi olsanız kardeşiniz bu durumda olmazdı. Nerede? Hiçbirimiz sorumlu kalmaz. Hepiniz annenize çekmişsiniz. Anne. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Çok acele ediyor. Gidip konuşsak mı? Mehmet Kemal bizi dinler mi sence? İyi de babam duyarsa ne olacak? Kıyametler kopacak, o olacak. Ah Mehmet Kemal. İki günde sevdi, iki günde evlenmeye kalktı. Çocuk oyunu gibi. Hale bak. Nazire oğluma kız istiyor. Hadi kalk gidelim. Belki engel oluruz. Bırak. Oynasın evcilik oyununu. İki gün sonra aklı başına gelince döner gelir o. Tabii. Aklı başına gelirse. Ne yapayım Yıldız? Elim kolum bağlı. Efendim? Alo. İyi günler Yıldız ablacığım. Müsaitseniz ben bugün size uğrayacağım da çok kısa. Tabii Handancığım. Annemlerdeyiz, bekliyoruz. İnşallah Handan duymamıştır. Asıl o duyarsa kıyamet kopar. Bana bak. Yine intihar etmeye falan kalkmasın bu. Anne. Ah Mehmet Kemal. Hiç arkasını düşünmüyor. Yapıyor, ediyor, biz toparlıyoruz.